Süper FM'desiniz. Hepinize bir kez daha günaydın. Hayatta her alanda fırsat eşitliği çok önemli. Ama bence en önemlisi eğitimde fırsat eşitliği. Şimdi yanımda çok özel bir konuk var. Alp Köksal yanımda. Şimdi dinleyicilerim sizi tabii kim olduğunuzu bilmiyorlar. Ben ama şöyle kısaca bir anlatayım isterseniz. Sonra detaya gireceğiz. Öncelikle günaydın Alp Bey. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Heyecan var mı? Vallahi Kaan Akademi'yi oldukça sık anlatmaya çalışıyoruz bugünlerde. Hı-hı. Ama tabii ki canlı yayında olmak bir ayrı oluyor. Peki, şimdi ben Alp Bey'in kim olduğunu hemen söyleyeyim size. Alp Bey, Kaan Akademi Türkçe direktörü. Kaan Akademi nedir? Nedir eğitimde fırsat eşitliği? Neden herkese her yerde dünya standartlarında ücretsiz eğitim vermeye çalışıyorlar? Bu eğitim neden ücretsiz? Bununla alakalı konuşacağız. Şimdi önce şundan başlayalım. Kaan Akademi nedir? Bizim dinleyicilerimize Kaan Akademi'yi nasıl anlatırsınız? Özetlemek gerekirse Kaan Akademi 2006 yılında Amerika'da kurulmuş ama sonrasında dünyanın her yerine yayılmış. Bugün 200 ülkede kullanılan ve dünya çapında verdiği 500 milyondan fazla dersle dünyanın en büyük ücretsiz öğrenim platformu olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Amacımız herkese her yerde dünya standartlarında bir öğrenim imkanı ücretsiz olarak sunmak ve dünya genelinde eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesine bir katkı sağlamak. Hı hı. Biz de 2012 yılından beri Kaan Akademi'nin eğitim içeriğini, derslerini, alıştırmalarını Türkçe'ye çeviriyoruz ve Amerika'dan, yani İngilizce'den sonra ilk defa bu dersler Türkçe'ye çevrilmeye başlandı. Burada amacımız tabii ki yeni teknolojilerin eğitim için sunduğu fırsatlardan Türkiye'deki öğrencilerin, fakat sadece öğrencilerin değil, merak eden, bilgiye ulaşmak isteyen tüm insanların faydalanabilmesini sağlamak. Peki nasıl ortaya çıkmış Kaan Akademi? Neden Kaan Akademi? Salman Kaan kim? Yani çünkü çok değişik bir hayat hikayesi var kendisinin. Allah yürü ya kulum demiş kendisine. Nasıl yürü ya kulum demiş? Evet, siz biraz kopya verdiniz. Evet. Kaan Akademi'nin ismi kurucusu Salman Kaan'dan geliyor. Hı hı. Kendisi Amerika'da doğmuş büyümüş fakat Bangladeş asıllı göçmen bir ailenin oğlu. En iyi okullarda okumuş, 4 senede MIT ve Harvard gibi üniversitelerden 4 diploma kazanmış, hı hı, oldukça zeki birisi. Hı hı. Finans sektöründe çalışırken bir yandan da bu bilgisini diğer insanlarla paylaşmak istiyor ve ders videoları hazırlayarak internete yüklemeye başlıyor. Hı hı. Bu videolardan önce kendi ailesi, kuzeni derken yüzlerce, binlerce ve bugün itibariyle yüz milyonlarca insan faydalanmaya başlıyor. Kısacası bir kişinin sosyal fayda idealleriyle başlayan Kaan Akademi bugün eğitim reformunun çok önemli bir ismi haline geliyor. Salman Kaan ilk günlerde tamamen ücretsiz olarak sağladığı bu derslerde tabii biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü, hı hı, eğitimin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerektiğini, doğru, inanıyor. Tabii finans sektöründe iyi para kazanırken bir anda ücretsiz eğitim vermeye başladığınızda biraz maddi sıkıntı yaşıyorsunuz. O günlerde zorlansa da Kaan Akademi'ye bağışlar gelmeye başlıyor. Ve bugün Kaan bu girişimciliği sayesinde Amerikan Başkanı Obama da dahil dünyanın birçok yerinden ödüller alıyor, ödüllendiriliyor ve iyi ki başlamış dediğiniz doğru. Bence de iyi ki başlamış, çünkü şimdi Türkiye'ye de iyi ki gelmiş bu arada. Çünkü baktığınızda çocuklar ders çalışmaktan şu dönemin çocukları sıkılıyorlar. Yani ellerinde sürekli bir tablet diyeyim ben, marka vermeyeyim, sürekli tablet, evde bilgisayar, onlarla uğraşıyorlar. Ve hani bunu bir oyuna çevirebiliyorsa Kaan Akademi, az önce konuştuk biz yayın öncesinde de, dedim ya size benim oğlum çok sıkılıyor ders yapmaktan diye. Siz de onun üzerine bir açıklama yaptınız. Mesela ders, o videolar, o çocuklar neden izlesin? Mesela şu an beni dinleyen öğrenciler de var, biliyorum servisler de dinliyor, bütün okulların servisleri neredeyse. Neden öneriyorsunuz Kaan Akademi'nin videolarını çocuklara? Tabii ben kısaca cevap vermeye çalışayım. Hı-hı. Aslında önermeme sebep olan çok fazla etken var ama, hı-hı, öncelikle çocuklar veya dinleyiciler, öğrenenler bilgiye istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Hı-hı. Yani günümüz gençleri zaten artık hepsi cep telefonu veya çoğunun internet erişimi olduğu için bilgiye ulaşmak geçmişe göre çok farklı, çok daha kolay. Mesela bir ders videosu izliyor öğrenci, sınıfta öğrendiklerini pekiştirmek için. Sıkıldığı zaman durdurabiliyor veya anlamadığı zaman tekrarlayabiliyor. Ertesi sabah sınavı varsa tekrar tekrar izleyebiliyor. Bunları gerçek bir öğretmenden istemek haksızlık olurdu. Tabii bu sayede öğrenci önemli derecede avantaj sağlıyor. Fakat oyunlaştırma kısmına gelirsek, sizin de ilk sorunuz buydu sanırım. Evet. Bugün çok tartışılan bir kavram oyunlaştırma ya da oyunsallaştırma da deniyor Türkçe'de. Artık çocuklar ders çalışırken de bir oyun oynuyormuş gibi çalışıyorlar. Mesela Kaan Akademi platformunda izledikleri her video için, çözdükleri her soru için ya da
platformda geçirdikleri her dakika için puanlar kazanıyorlar. Hı-hı. Sonra puanlarla madalyalar alıyorlar. Bu tatlı bir rekabete sebep oluyor çocuklar açısından. Açıkçası pilot uygulama yaptığımız okullarda 12. sınıf öğrencilerinin, yani koca adamların, kızların bile cuma akşamı oturup da evde video izlediklerini şahit oluyoruz. Sırf puan kazanmak için. Peki okullara nasıl ulaşıyorsunuz? Hangi okullarda? Yani işte mesela devletle çalışılıyor mu? Okullara öneriyor mu Milli Eğitim Bakanlığı, Kaan Akademi'yi? İstanbul'da pilot uygulama yaptığımız okullarımız var. Bunların çoğu özel okullar. Hı hı. Fakat biz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl yapabiliriz? Küçük bir grupla Türkiye'nin her yerine gitmemiz de çok kolay olmayacaktı. Hı hı. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu konuda görüşmeye başladık. Doğru. Ve bugün Kaan Akademi'nin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı, yani hı hı, EBA platformunda yayınlanıyor. Bu vesileyle Türkiye'deki bütün devlet okullarına da ulaşıyor. Aynı zamanda biz bizimle irtibata geçen öğretmenlerimize, okullarımıza nasıl daha efektif kullanılabilir, nasıl faydalanılabilir bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz, kılavuz olmaya çalışıyoruz. Belki şunu söyleyerek bitirmeliyim, Kaan Akademi'yi kullanmanın çok fazla yolu var. Hı hı. Yani doğru yolu budur denecek bir şey değil. Herkesin eğitim anlayışı farklıdır, her öğretmenin sınıfının ihtiyaçları farklıdır. Önemli olan burada bir kaynak var, ders videoları, alıştırmalar, öğrencinin seviyesini tespit edip yönlendiren veya bütün bu bilgileri öğretmene raporlayan bir platform var ve bundan her sınıf, her öğretmen kendi ihtiyacı doğrultusunda faydalanabilir. Peki şimdi o zaman bir şarkı dinleyelim, ardından neden ücretsiz, hep ücretsiz kalacak mı, araya böyle maddi bir şeyler girecek mi, onları soracağım. Tamam. Tabii ki. Haydi bakalım. Süper FM'siz, hepinize bir kez daha günaydın. Bugün özel bir konuğum var. Kaan Akademi Türkçe Direktörü Alp Köksal yanımda. Kaan Akademi ile alakalı konuşuyoruz. Ben şimdi soracağım kendisine, diyeceğim ki Kaan Akademi fırsat eşitliğinden bahsediyor eğitimde. Ücretsiz bir şekilde videolar yükleniyor. Kim seslendiriyor videoları? Videolarımızın büyük bir kısmını Murat Ercan seslendiriyor. Kendisi aslında hem bir müzisyen, hem de lise ve üniversite seviyesinde 15 yıla yakın hocalık yapmış birisi. Dolayısıyla burada hem bir öğretmenin anlatıyor olması, hem de sesin de biraz etkileyici olması yaptığımız işte önemli. Hı hı. Çünkü biz derslerde 3 boyutlu grafiklerden ziyade kullanılan iletişim dilinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ortalama 8-10 dakikalık ders videolarında Murat Ercan öğrencilerle iyi bir ilişki kuruyor. Tabii sadece Murat Ercan değil, çok değerli ses ve seslendirme sanatçıları da sosyal sorumluluk bilinciyle projemize destek oluyorlar. Birkaç tanesini sayacağım. Parla Şenol, Selçuk Kıpçak, Funda Postacı, Sercan Gidişoğlu, Ümran Kan, Begüm Başoğlu gibi genç ve daha deneyimli ses ve seslendirmeciler de bize katkı sağlıyorlar. Derslerimizin sesleri oluyorlar. Peki soruyorum. Şimdi ücretsiz bu Kaan Akademi. Hiç ücretli olacak mı? Hayır, Kaan Akademi ilk günden umarım son güne kadar her zaman ücretsiz olacak. Çünkü bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz. Sitemizde reklam bile yok. Aynen, Kaan ona Akademi baktım. Bütün kullanıcılara herhangi bir parasal, finansal durum olmadan bilgiyi ücretsiz olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor diye, aynen, belki siz sormadan ben söyleyeyim. Çünkü en sık karşılaştığım soru belki de neden ücretsiz, nasıl ütesiz? Kaan Akademi kar amacı gütmeyen bir vakıf. Dünya genelinde de Türkiye'de de biz çalışmalarımızı bir vakıf olarak sürdürüyoruz. Türkiye'de bu işi STFA grubu, bir mühendislik şirketi olarak daha çok tanıdığımız, fakat geçmişten bugüne kadar eğitime çok yatırım yapmış STFA grubu üstlendi. Bir STFA vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı altında biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya geneline baktığımızda ise Google, Bill Gates, Bank of America gibi önemli kurum bireyler Kaan Akademi'ye yaptıkları bağışlarla bu içeriğin her zaman ücretsiz olmasını garanti altına alıyorlar. Peki o zaman. Yavaş yavaş bitireceğiz. Ve son olarak toparlamamız gerekirse dinleyicilerimiz, yani şu an Türkiye'de bizi dinleyen tüm süperciler, öğrenciler, öğretmenler, benim gibi yetişkinler, izlemek isteyenler için ne söylemek istersiniz Kaan Akademi adına? Kaan Akademi adına sloganımız olan "her şeyi öğrenebilirsin" diyerek ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çünkü tek bir şeyi bilmelisiniz, her şeyi öğrenebilirsiniz. Önemli olan artık yeni teknolojilerin hayata geçtiği iletişim çağında, bilgi çağında bilgiye ulaşmak çok kolay. İstedikten sonra doğru bilgiye ulaşarak
her şeyi öğrenebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla Kaan Akademi'nin de çok sık kullandığı bir sloganla ben sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Tek bir şeyi bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin diyorum. Bütün öğrencilere ve bilgiye ulaşmak isteyen bütün meraklı bireylere. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hemen o zaman aktarıyorum. kaanakademi.org.tr'den Kaan Akademi'ye ulaşabilirsiniz. Ve bilgiye sizler de her yerde, her şekilde, ücretsiz olarak en önemlisi ulaşma şansına sahip olabilirsiniz. Çok teşekkürler Alp Bey. Ben teşekkür ederim. Çok ciddi konuştunuz. Bari size bir şarkı çalayım.